Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, güncelleme sonrası gelen yarasa büyüsüyle denemelere devam ediyoruz. Bugün de Elektro Ejderha yarasa büyüsüyle deneme yapacağız. Bunun amacı arkadaşlar, köy binası üçlersek güzel olur. Üçleyemezsek de eğlencesine olur. Hani bundaki mantık, ben farklı bir büyü almıyorum. Dikkat ederseniz sadece 11 tane bir şey alıyorum. Yani istesem öfke büyüsü, şifa büyüsü falan alıp köy binasını da üçlemeye çalışırız. Ama biz bu şekil üçlemeyi deneyeceğiz. Troll olarak saldırıp deneyeceğiz arkadaşlar. Tokmak kullanacağız. Bazen kaya balonu kullanacağız. Fark etmeyecek arkadaşlar köyün durumuna göre. Çünkü klan savaşında dalmıyoruz arkadaşlar. Klan savaşında daldığımız zaman olsa tamam, haklısınız ama klan savaşı olmadığı için ordu sabit, sadece elimizdeki şeyler sabit, o şekilde alıyoruz. Ama klan savaşında geçen videoda da dediğim gibi orduyu siz kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bir Türk kardeşim de kupa kasmıyor herhalde ya, yoksa verecektim de kendisi de kupa düşmüştür muhtemelen. Evet, şöyle bakalım, güzel bir Max köy istiyorum arkadaşlar. Max'ın haricindekilere dalmak istemiyorum. Yani köy binası 12 Max olsun, şöyle savunmalar falan hepsi Max olsun ki bizi zorlasın arkadaşlar. Hani düşük köye dalıp da ben üçledim demek istemiyorum. Yoksa yani bu şekil köyler de var ve biraz önce yüreğim böyle öyle bir cız etti ki köy binası 10-600 binlik ganimet arkadaşlar. 600 bin altın, 600 bin iksir, 5000 mi 6000 de kara iksiri vardı. Evet, derken güzel bir tane China'lı bir rakip bulduk. Made in China Akustika. Şimdi arkadaşlar, belediye binası ve şeyi çok merkeze koymuş. Cehennem kuleleri de çokluda. Evet, çokluda olması bizim için daha iyi gibi sanki. Ne diyorsunuz? Çokluda olması daha iyi değil mi? Tamam. O zaman ben buna kaya balonunu alacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir elektroyla kenarı temizleyeceğim. Buradan da buruyu temizleyeceğim. Şimdi merkezleri aldığımıza göre buradan da elektroları şöyle geniş bir şekilde bırakabilirim. Kaya balonunu atacağım. Şunları şöyle hemen atacağım ki hava savunmaları şeyi vurmasın arkadaşlar. Evet, bu arada deprem büyüsünü atmayı unuttum. Şunu şuraya bırakalım. İki taneyi de merkeze bıraktık. Evet, içeri doğru giriyoruz. Evet, şuraya bir dondurma büyüsü bırakacağım. Bu arada tokmak şey nerede gidiyor ya? Koruyucu nerede gidiyorsun? Gel beri gel. Gel abi, beri gel ya. Beri gel de şu belediye binasını bir şey yapalım. Evet, hala belediye binasına doğru gelmediler. Cehennem kulesi şeye kilitlendi arkadaşlar. Koruyucuya kilitlendi. Koruyucunun özelliğini erken basmak zorunda kaldım. Ve elektro bir tanesini kaybedeceğiz muhtemelen. O balonlar da mı o tarafa gidiyor? Evet, en azından belediye binasını indirdik arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, çok da bir şey kalmadı aslında. Şuradan kralı ve kraliçeyi yollayacağım. Şunu şuradan bırakıp kral önünü açsın. Biz de buradan kraliçe ile arkadan yardım edelim. Ama elektroyu kaybettik. Dışarıdan bir tanesi hayatta. Şu hava savunmasını indirirsek iyi olur. Gerçi elektro şu an için hava savunmasının menzilinde değilmiş. Kraliçe içeri girmeyecek. Evet, ta şuradan öylesini girecek. Evet, o elektro çok güzel iş yapıyor arkadaşlar. Kralın özelliğini burada kullanacağım. Kral içeri doğru bir girsin arkadaşlar. Oradan duvarı kırsın. İçeri bir girsin. Kraliçe farklı bir bölgeden kırıyor. O farklı bir bölgeden kırıyor. Lütfen elektro bir tane daha vur. Vur bir tane daha ya. Bir tane daha vursana be hacı abi. Evet arkadaşlar, bu arada kraliçenin de özelliğini şöyle kullanayım. Yani çok kötü saldırı olmadı. Çok da iyi de olmadı. Tek benim hatam bence koruyucuyu biraz kenara bırakmam oldu arkadaşlar. Hani biraz daha ortalı bıraksaydım bence koruyucu biraz daha böyle 3 yıldıza doğru yaklaşabilirdi. Şimdi isterseniz şöyle bir tekrar bıraktığım yere bir bakmak istiyorum. Koruyucuyu nereden bıraktım? Tam olarak dikkat etmedim. Evet. Hava savunmaları da dışarıda. Hani bu düzen biraz merkeze koymuş savunmaları. Evet, burada kenarları temizledik. Evet, şurada Tesla'nın çıkması da kötü oldu. Tesla mı çıkmıştı?
Evet, bakın burada kraliçe yine sıkıntı yaratıyor. Evet, şurada koruyucuyu bırakıyorum. Koruyucu, Allah Allah, ilginç. Ortada bırakmama rağmen kenara gitti arkadaşlar. Halbuki burada biraz daha balon malon fazlaydı da. Ama o tarafa gitmeyi tercih etti. Şu an buraya döndü. Hani şu balonlara yetişseydi ben özelliğini kullanırdım. En azından balonlar indirirdi. Belediye binasını indirir, üstüne bir de cehennem kulesini falan da alırdı. Güzel olurdu. Burada tekli cehennem kulesi gitti, koruyucuya kilitlendi. Mecburen koruyucunun özelliğini kullandık arkadaşlar. İşte dediğim gibi biraz koruyucu içeri girseydi bu köyü üçleyebilirdik. Ama diğer saldırılara göre elektro biraz daha güçlü olmuş arkadaşlar. Hani elektroyla bir iki defa daha dalırsak, elimiz alışırsa elektro ve yarasayla köy binası 12'yi üçleyebiliriz. Max köy binası 12'yi üçleyebiliriz gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi şuradan deprem ve dondurma isteyeceğim. Ordum hazır olsun arkadaşlar. Ordum hazır olana kadar da şöyle inşaatçı üssünü göstereyim. Burası max oldu arkadaşlar. En son elektroyu süper pekkayı 16 yapmak için uğraşıyordum. Ve en sonunda 4 milyonu yaptım. 16'ya bastım arkadaşlar. Okçu ve bebe gejler kalmış. Ben bu okçuyu basacağım. Çünkü şurada bir tane yükseltmem var. Buradan bakacak olursak taş madenini 8'e vurmam lazım arkadaşlar. Bunu da 8'e vuracağım. Zaten ganimet geldikçe duvar basıyorum. Şu 6 seviye duvarlara başladım. Köyümüz güzel oldu arkadaşlar. Çünkü bazen soruyor arkadaşlar, abi şey yapar mısın, inşaatçı üssünü saldırı yapar mısın diyor da yıldızımız yok zaten şu an için, dalmamızın mantığı yok. 4728'e düşmüşüm, oradan çıkmışım, oradan 4600'e düşmüşüm arkadaşlar. İsterseniz şimdi diğer köye gidelim, ordumuz hazır olsun, ben güzel bir köy bulayım, tekrardan videoya döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzel bir tane köy buldum. Aslında bizim için riskli bir köy. Çünkü cehennem kulesinin 3'ü de teklidi arkadaşlar. Ben buna rağmen dalmak istiyorum. Hani amaç denemek, güzel bir içerik çıkmasını istiyorum. Şimdi şurada şuna bir deprem büyüsünü atıp belediye binasını bir aktif edelim arkadaşlar. Şuradan elektromuzu kenarlardan bırakacağım. Şuraya da birer tane bırakıp buradaki okçu kulelerini kesmek istiyorum. Elektroya buraya güdümlü mü değdi bu kadar canı gitmesi? Evet, güdümlü gelmiş arkadaşlar. Ben diyorum. Şimdi şuradan tokma şeyi bıraktım. Şuradan yarasaları atabiliriz. Yarasalar öne doğru gitseydi keşke. Evet, şimdi koruyucunun özel koruyucuyu bırakalım. Belediye binasına doğru gidiyorlar. Şuraya hemen bir tane dondurma büyüsü bıraktım ama dibine geldi ya. Şeyin dibine geçti arkadaşlar. Evet, biraz daha aşağı, biraz daha aşağı. Şu belediye binasına vurun artık. Evet, belediye binasına vuruyorlar. Koruyucu biraz beri gel ama ya. Niye o kadar uzakta duruyorsun? Balonlar almadı gitti ya. Balonlar almadı. Hepsi pert oldu arkadaşlar. Kralı, kraliçeyi buradan bırakacağım. Bakalım bu köyü üçleyebilecek miyiz? Aşağıda hava savunmaları duruyor. İşte tekli cehennem kuleleri sıkıntı arkadaşlar. Üzerine bir de hava patlatıcısı bizim elektrolara vurduğu için çok sıkıntı yarattı. Derken kral tünelimizi açtı. Evet, bu tarafı temizledik. Kraliçe şu hava savunmasını kesse belki köy 3 olabilir derken Valkiriler bizim bütün umutlarımızı bitirdi arkadaşlar. Çünkü kraliçeye tek atacaklar. Evet, evet, evet. Erken kullandım da kraliçeyi biraz hayatta tuttum. Hadi şu hava savunmasını indirmemiz lazım. Hadi, hadi kraliçe, vur onu. Vur onu. Tamam, süpersin. Süpersin. Çok güzel. X-Yay'ı değil de şu okçu kulesini vursaydık daha iyi olurdu. Yok arkadaşlar, maalesef 3 olmayacak ya. Çok güzel saldırıydı. Çok eğlenceliydi bana göre. Yarasalarla çok güzel dalıyor da şu belediye binasını, bunu aslında tokmakla girseydik bilmiyorum güçleyebilir miydik. Oho, cehennem kulesini vurdu, arkadan indirdi. Yani bakabilir misiniz arkadaşlar? Yani çok bir savunma kalmıyor. Neredeyse 90'a kadar çıkıyoruz. Ama sonunu bir türlü getiremedik. Artık sağlık olsun, ne diyelim. Yani önemli olan dediğim gibi amaç eğlence arkadaşlar. Yarasa büyüsüyle köy üçlemek değil. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse like atmayı
Hoşunuza gittiyse like atmayı, yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Yarasa büyüsüyle yine bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Ben azaba katlaştım. Atlanıp dağlar aştım. Bir kurtla karşılaştım. Türkiye yar olsun.